kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bugün iki tane canlı efsane ligi saldırısı yapacağım ve belediye 16'ya hazır mıyız? Onun köylerimdeki büyülü öleleri ve şeyi göstereceğim, madalyaları. Sizce ben de hazır mıyım? Yani tam hazır sayılmayız ama yarım hazırız gibi bir görüntü var diyelim. Bir de lig tablosunu göstereceğiz. Mesela bu köyle efsane ligiyle başlayalım. Efsane liginde bugün 7 savaşta maalesef 215 almışız. 2 savaşta da 51 kupa gitmiş. Şu an artı 164. Dün 257 almamıza rağmen eksiyle kapattık. Ya aslında düzen dedim bulacağım. Dedim ulan ne gerek var? Zaten ligden sonra belediye 16 geliyor. O yüzden belediye 15'in son dönemleri düzen bulmaya da gerek yok. Diyelim bir de üst kupa fazla çıktığın zaman abi artık ondan sonra kurtlar sofrası gerçekten kupada gitmiyor. Büyülü öğeler olarak bu köyünde ne varmış? Çekiç olarak her şey falan var. Bir kara iksir, bir şey rünü yok bende. İksir rünü yok. Bir de büyülü öğelerde ise büyü kitabı yok. Onun dışında bir de büyülü şey yok. Çekiç yok. Onun dışında hemen her şey var. Madalya olarak da az madalyamız var. 197 madalya var. Bir de ligde gelecek madalyalarla beraber 600-700 madalyalar olacak. Yani en azından ilk etabı iyi aşarı diye tahmin ediyorum bu köyde. Hadi bismillah diyelim, bir de savaş yapalım bu köyde. Ondan sonra diğer köye geçelim. K'ye Bilal 28 kare yazı. Türk bir kardeşimizmiş. Buradan ona da selam olsun. Vallahi kardeşim, şimdi bilmiyorum bu düzeni ben yine söyleyeyim, fullerim mi fullemez miyim ama bu düzen bu kupalarda iş yapar mı bence zor ama inşallah senin için iş yapıyordur. Yani bu düzenler biraz artık eskidi ya. Tabii geç belediye 16 geliyor, o yüzden artık 16'da yeni düzenler büyük ihtimalle gelir. Ona göre zaten herkes ona göre bir düzen bulur kendine. Ama bu seviyelerde bu düzen gerçekten iş yapmıyor yani. Ben daha önce kullandım. Bu düzenler bana çok hasar verdi. Umarım senin de istediğin gibi geçiyordur performansın bu düzende diyelim. Yani ama büyük ihtimalle bu düzeni fullleyeceğim diye tahmin ediyorum. Hadi bismillah dedik. Ana saldırıya da başladık. Şöyle balonları da atalım. Gidimi çek. Herolları da attık. Girişte bir öfke. Zehir kulesine bir dondurma. Geç kalmadık inşallah. Kalmadık. Ondan sonra belediyeye bir dondurma. Görünmezle beraber. Şöyle bir daha öfke. Şöyle arkaya atlatma. Şöyle koruyucu özelliği. Şöyle bir öfke. Zaten görünmez devreye girdi. Benim ordum zehirden bile çabuk çıkmış olacak yani. Şu arkaya bir iskelet. Şöyle bir dondurma, kelle avcıları. Aslında ben biraz şeyi erken kullandım ha. Dondurma yani. Dondurma gerek yoktu erken kullanma da. Neyse sağlık olsun. Ona rağmen galiba fulleriz diye tahmin ediyorum yani. Şöyle okçularla da temizlik yapalım şöyle. Abi bu düzenler bence 5500'ün üzerinden sonra kullanılmaz abi. Çok darbe yersiniz yani, çünkü süper atıcı giren fulluyor. Ondan sonra süper okçu giren dalıyor, fulluyor. Ondan sonra tazı balon saldıran fulluyor. Ondan sonra süper binici saldıran fulluyor. Yani çok nadir kişiler bu düzende patlar diye tahmin ediyorum. Neyse. Burada da son savaş full attık. Yine 255, düne göre 2 kupa azaldık. Şu anda günü 203. sırada, küreselde ise küreselde 203, yerelde ise 7. sıraya ulaştık. Abi ben bu bölgede biraz takılıp kalacağım gibi görünüyor lig bitene kadar. Zaten belediye 16'da da bakalım yeni ordu bulmaya çalışacağız. Yeni ordu bakalım iş yapar mı yapmaz mı onu da Allah bilir. Mesela bu köyümde de daha savaş yapmış mıyım? Bir tane savaş yapmışım, full atmışım, iki savunma yemişim. Daha savaş yapmamışım çünkü çok yorgunum, hastayım. Bakalım savaşlar akşam da yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? O da belli değil.
Büyülüler olarak da burada da hemen hemen her şey var bende. Bir çekiç olarak şu şey çekici yok. Araştırma çekici yok yani yükseltme çekici. Hatta varken onu da alalım. O da elimizde olsun. Çünkü şeyde da buradan da bunu alalım. Ligden sonra gelecek. Orada süre bekleme durumumuz olmasın. Madalyamız kaldı 62. Ligden sonraki gelecek madalyalarla beraber yani bir şeyler yapmaya çalışacağız. Burada da sadece kara iksir, iksir ürünü ve bir de büyülü kitap yok. Onun dışında her şeyimiz var diyelim. Geçelim Mehmet'e köyümüze bakalım orada ne yapmışız. Mehmet'e köyümüzde burada da zaten savaş hiç yapmamışım. İki tane de savunma yemişim. Savunmalar 46 vermiş. Bakalım savaşlar da akşam diyorum ya dediğim gibi yapabilecek miyim yapamayacak mıyım o da belli değil. Burada büyülüler olarak bu karaman şeyi almamışız. Ha, bunlar hep almamız lazım. Karaman çekici alalım. Neyse büyülüler de şeyde de büyük şeyini de artık ligden sonra alırız. Geçip acele etmeye gerek yok. Büyülü şey ihtiyaç olur mu bilmiyorum. Çünkü derece 16'da acaba büyü olarak yükseltilecek öyle önemli bir şey olur mu onu da bilemiyorum. Burada sanki biraz şey kalmışız ya. Düşük kalmışız. Görüntü o görüntü. Yani biraz taş var. Önemli olan benimki herolar. Herolları bitirirsek zaten gerisi çok önemli değil. Yusuf Baba'da bakalım. Yusuf Baba'da ne alemdeyiz? Burada savaş yapmış mıyız? Burada da daha savaş yapmamışım. Burada büyülü olarak burada kara iksir, altın ürünü falan filan her şey var. Diğer köylere göre burası biraz daha sanki iyi gibi görünüyor. Hatta şey yokmuş. Büyü çekicini de alalım. Madalya düşük kaldı ya. Madalya istediğim gibi toplayamadım. Madalya dışında her şey tamam. Burada bir de taş sıkıntısı var. Burada onun dışında her şey var elimizde diyelim. Bir de son olarak Merlin'e bakalım. Merlin'de Merlin'de bir savaş yapacağız. Bir de üyeler olarak ne var elimizde onu göstereceğim. Bir de lig tablosunu göstereceğim. Burada büyülü üyeler olarak burada da biraz çok eksiyiz ya. Bu köy biraz ben bir abi bana vermişti. Aldığım zaman çok dandikti. Ancak toparlayabildim. Madalya da yok. İşte ligden gelecek madalyalarla beraber bu biraz ağırdan şey olacak ama maalesef ondan sonra toparlamaya çalışacağız. Burada da efsane ligi saldırısı yapmamışız. İki tane de savunma yemişiz. Şu an 44 eksideyiz. Hadi burada da bir tane efsane ligi saldırısı yapalım. Ondan sonra da lig tablosunu gösterelim. Videomuzu kapatalım. Ah yine bu düzen çıktı. Allah'ım bu düzen başıma bela ya. Ulan hala bu düzeni kullanıyorlar mı ya? Ben anlamıyorum ki ya. Abi bu düzen artık bitti iş yapmıyor. Ben kullandım bu çöp tenekesi ya. Vallahi ben kullandım. Bitirdi beni resmen. Kullandığıma pişman. Bir de öyle bir gaza gelmiştim. Bütün köylerimi almıştım bu düzeni. Sonra içimden geçti bütün köyde düzen. Şöyle yeti de atalım. Oradan temizliğe başlasın. Şöyle atlatmamızı da atalım yavaştan. Bakalım. Şu topu da aldıktan sonra bismillah deyip yavaştan savaşa da başlayacağım. Şimdi bismillah dedik. Savaşa da başladık. Şöyle şeyler atalım. Burada aslında bir iki tane balon olsaydı güdümlü tehdit için süper olacaktı. Çünkü şurada şey çıkıyor. Hemen öfke kulesine bir dondurma atmamız lazım. Devre sokmamak için bir de öfke kulesine. İşte bu ara ağır savunmaları almamız lazım. Öfke kulesi devreye girmeden. İşte belediye açıldı ya. Şöyle koruyucu özelliğini artık basmam lazım.
Yoksa orada çöp olacak. Şöyle bir daha öfke belediyen orada şöyle atlatma iskelet. Şuradan da kraliyete atalım. Sanki fena gitmiyoruz ama inşallah full olur. Ya şimdi süper atıcılar 2 dakikada çöp tenekesine dönecek ya. Kraliçeye biraz yaklaş. Kraliçeye bağlı. Kraliçe inşallah kartal topuna bir an önce varır. Kraliçe varmasa işimiz yaşar. Ah, özeliyle gitti mi? Gitmedi. Ama şimdi gitti. Lan kraliçe, yemin ediyorum faydasızsın ya. Yok abi, full yemez çünkü ilk şeyi de vuruyor. Maalesef başaramadık ya. Yüzde kötü değil ama başaramadık. Yani biraz abi buz golemi çıkıyor işte, bitiriyor ya. Buz golemi olmasaydı orada dondurmaları o kadar kullanma gerek yoktu. Çünkü arkaya da dondurma saklamış olurduk. Ama maalesef böyle olunca dondurmaları arkaya saklayamadık. %86 ile de kapattık. Bakalım ne olacak. Hatta bir tane de savunma yiyoruz. Bakalım savunmayı da izleyelim. Navi Oneo yazıyor. Rav Korpa klanında. Bu ne saldırısı? Birinci saldırısı yapıyor. Belediyenin oradan giriyor. Bakalım kraliçeyi kaybedecek gibi gözüküyor. Kraliçe maalesef sattı adamı. Kral belediye alır mı? Yok, belediye kaldı gibi gözüküyor. Bir de buz golemi çıktı. Ulan iskeletler bir de şey mi alıyor ya, monoliti alırsa var ya, yemin ediyorum adam için milli piyangodan. Abi bence bu kraliçeyi fazla yaşatamaz ya. Aha tek. Bir de öfke kuleti devreye girerse tek yiyecek ama öfke girmedi devre. Öfke kulesi şu an devreye girse kaya saçar tek atardı da öfke kulesi vicdansızlık yaptı, bir devreye girmedi ya. Oo, bu adam manyak herhalde. Belediye bıraktı bu. Kraliçeye mi güveniyor herhalde? Vallahi bu bence kraliçe de alamaz ki özelliksiz. Ya dondurma var. Kraliçe girer mi içeri? Vallahi döndü ama aha kraliçe sattı. Kraliçe sattı vallahi. Hangi mantıkta saldırdı bilmiyorum ama vallahi bu baya saçmalı. Neyse tek tek kaldı. Güzel bizim için oldu. Boşver abi. Geçi bugün iyi gideriz. Yarın yine içine eder oyun da. Hayır mesele. Bunu da alalım. Şey yapalım. Lige bakalım abi. Ligde ise şu anda biz 12 savaşta 29 almışız. Rakip 10 savaşta 19 almış. Şu anda biz 294 yıldızla birinciyiz. Ataş kuş kimidir nedir? O da 184 yıldızla ikinci sırada. Ama biz 12 savaş yapmışız. Atak Kuşki 8 savaş yapmış. Onlar daha full atmamış. Ama rakibi 2 defa patlamış. Büyük ihtimalle yenerler. Yani onlar 4 savaş eksik. 4'ten hep 2 alsa yine 2 yıldız biz öndeyiz. Ama lig kafa kafa gidiyor. Bakalım inşallah çıkarız. Sonraki rakiplerimiz biraz zayıf gibi duruyor ama yine de şampiyon 2'de her zaman tedbirli olmak lazım abi. Rakibin 1'ine full atmıştım. Rakibin 3'üne full atmıştım. Rakibin 4'üne full attım. Rakibin 11'ine full attım. 13'üne full atmıştım. 15'ine full atmıştım. Bir tane tek almıştım rakibin ikisinde. O da 89'da. O tek de olmasaydı 6 fullle biraz işi daha rahata alırmış olurduk ama yapacak bir şey yok. 5 tane de full kötü değil. Bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.